Tayinçiyim. Allah hırsızsınız. Hırsızsınız. Siz var ya Tayyip Paşa gelmeseydi var ya Tayyip Paşa gelme evine huzurlu oturmayacaktı. Ya beyinsizler. Kaçtı, kaçtı. Bu beyinsizler yüzünden bu haldeler. Bu ne ya? Ne durumda vatandaş alım gücü? Ne durumda olabilir sizce ekonomi? Yani 11.500 lira asgari ücret olup 7.500 lira alan emekli kirasını mı versin, geçinsin mi? Bir de benim söylemek istediğim en önemli şey şu. Neden benim askerim gidip başka yerde savaşsın? Yani bunu gerçekten çok merak ediyorum ben bunun cevabını. Yani bilen biri varsa bana söylesin lütfen. Yani şehit oluyor bilmem ne yapıyor. Suriyeli burada keyif çatıyor. Benim askerim gidip orada ölüyor. Böyle bir adalet yok. Zaten ülkede adalet diye bir şey de kalmadı. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Çok zor. Bu saatten sonra ne üretimimiz kaldı. Sadece tüketiyoruz. O da kıt kanaat herkes. Ben 7500 lira emekli maaşı alıyorum. Ha, benim ihtiyacım yok çok şükür. Eşimin işi var. Ama benim babam da emekli ve o parayla geçinmeye çalışıyor. Sadece başında bir evi var. Bunca yıl çalışmış. Eskiden insanlar emekli oldukları zaman altlarına ev ve araba alıyorlardı. Şimdi açlıktan orada burada ölüyorlar. Şimdi çalışmayanlar 5000 lira alıyor hanımefendi. Evet. Ben de gerçekleri söyleyeyim. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çalışanlar para almayacak. Bir de paya mahsus olmak üzere 5000 lira Sayın Cumhurbaşkanımız bir kıyak yapacak. Emekli maaşlarını yapacak. Emeklilere bu ay 5000'ler lira verilecek. Ya kardeşim. Hanımefendi. Ben izledim. Evet çalışmayanlar. Ben çalışmıyorum. Ben dilenci miyim kardeşim 5000 lira? Ne yapacak 5000 lira bana? Allah bereket versin. Senede bir kere. Onu da ayırdı zaten. Çalışmayana bu kadar. Evet. 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 Televizyonu izledim. Yani ne kadar gülünç, ne kadar komik ve zavallı bir durumdayız ama kimse bunun farkında değil. Biz de zavallı bir durumda değiliz. Allah'a şükürler olsun. Tabii biz zaten fazla şükretmekten bu hale geldik. Ne kadar özgür geziyorsun buralarda. Evet, evet. Şimdi şurada alışveriş yapanlara bir bakın kimin elinde. Herkes yiyor. Herkes, hiç kimse açtan ölmedi. 4 tane yedim çocuk bakıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Hiç aç kalmadım. 4 tane yetim baktı. Demek gelir altın vardı da baktın. Ne yaptın? Ne yaptın? Açıklama getirin. Ne yaptın? Namkör başkan dünyanın ucunda yok. Hanımefendi hiçbir şeyin yoksa 4 çocuğu neyle büyüttük? Bakıyorum. Açıklamasını getir bana. İkna et beni o zaman. Şerefimden ben o çocukları büyütüyorum. Tamam ikna et beni. Neyle bakıyorsunuz? Bakıyorum. Devlet yardım ediyor bana. Devlet. Kendim mücadele ediyorum. Niye etmiyor sana? Bana etmiyor da sana etmiyor. Bana görmedim ki. Ya git Allah'ım. Namkör olmayın ya. Lan sen de onun gibisin işte. Ha onun gibiyim de vallahi başını. Tayyipçiyim. Allah hırsızsınız. 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 Sizin var ya Tayyip Paşa gelmeseydi var ya Tayyip Paşa gelme evine huzurlu oturmayacaktın. Onu bil. Evet evet. Açlıktan ölecektik. Zaten biz bundan önce Hristiyandık. Siz geldiniz Müslüman olduk. Biz Allah razı olsun. Bu kadar ölenler. Allah razı olsun. Açtan mı öldü? Senin hiç evladın şehit oldu mu? Ben daha küçüktüm. Oldu. Akrabalarımdan oldu. Oldu. Olmadı ama mi? Senin kendi çocuğun oldu mu? Sen akrabalarına o kadar ya. Yanabilir misin? Ya yollayacağımlar askere. İki tane oğlum vardı. Yollayacağımlar askere. Şehit olacağız. Anlama yazılmışsa olacak. Olacak o zaman değil mi yani? Sen çocuğunu gözden çıkartmışsan söyleyecek bir şey yok. Allah'ıma şükürler olsun. Ya benim çocuğum bu vatan için ölmesin kardeşim. Ölmesin. Benim çocuğum bu vatan için ölmesin. Evet nankörlük diyorsun. Nankörlük. Biz sizden önce gavur muyduk? Hayır. Benim 30-40 senelik çarşaflı arkadaşlarım var. Ne onlar ben açığım diye ne ben. Ama şimdi hayır. Herkes birbirine düşman oldu. Açık kapalıya kapalı açığa. Bizi birbirimize kırdırdınız. Tamam kırdırmadın. Bu adamlar ağlamayın. Kimse ne diyorsun Allah'ım? Ya kaç tane kaç kondüre trenine kadar git ye dönerek. Ya siz şuradan Kaç para? Hadi ben, al hadi git be. Defol git hırsız. Cennet edenler var ki gel. Allah belanızı versin. Topunu gesini versin. Hırsızlar sensin. Pis. Sensin o.
Bir alırsam seni, bir saniye, seni bir elime alırsam var ya, yemin edeyim kimse kurtaramaz. Şimdi kusura bakma, öyle aldıramazsın, edepsiz. Haydi sevim. Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Hayır, bırak şu sesini. Ne kadar harcıyorsun, bana söyler misin? O zaman maaşları şey düşün, herhalde harcayacaksın. Niye harcamayacaksın? Ne kadar harcıyorsun? Allah aşkına ne kadar masraf ediyorsunuz? Edeyim yani, çalışıyorum ben. Ben çay topluyorum. Ben çay işçisiyim. Ben de çocuğumu da bakıyorum. Şehit de verdim. Altınımı da yapıyorum. Çalışıyorum ben. Çalışmaya yok, bir saniye. Harcıyorum. 1 milyar harcıyorum. 800 harcıyorum. Var mı? Aç mıyım? Aç mıyım? Değilim aç. Yalandan oynamayın. Hayır bir de. Senin karnın tok galiba, değil mi? Sen de aç mısın? Tabii. Evi açız, açız. Niye açsın? Açız bak. Niye? Bahçeli evlerden geldik. Evim, parklarım var, yatlarım var, katlarım var. Siz var ya, vallahi siz. Evim dayım, evim. Sizin gibiler. Sus be, ne alakası var ya? Sizin gibiler yüzünden bu haldeyiz. Ben böyle diyaloglara girmem ama rezil sensin, anladın mı? Rezil demiyorum ki. Kim, kim dedi? Aç, ne indir aç ya? Aç ya. Sen aç değilsin. Sen var ya. Sen aç değilsin. Bir beklentiniz var işte. Elen böyle. Ey senin var da. Ola yüzüne kızma. Haydi lan. Dur söylemezsin. Dur bak. Sizin yüzünüz. Sen bak bugün ağaçları hani, Allah var. Hangi kanalsın kardeşim sen? He? Kanal Dünya. Kanal Dünya. Bunlar var ya, bunların yüzünden bu memleket bu halde. Yazıklar olsun. Nasıl size ya. He? Ne düzelmesi ya, beyinsizler. Kaçtı, kaçtı. Bu beyinsizler yüzünden bu haldeler. Bu ne ya? Bu ne? Her şey almış başını gidiyor, millet tok. Yukarıda Allah var, onun karnı tok. Ama dışarıdaki ağaçları ne yapacaksın? Kiradaki olanlar ne yapacak? Bu nedir ya? He? Bu nedir? Allah bunları kahretsin ya. Bu böyle beyinsizleri Allah kahretsin. Soralım arkadaşlar. Soracak ne kaldı, soracak bir şey kalmadı. Ne durumda vatandaş alım gücü, ekonomi ne? Vatandaşı görüyorsun abi, vatandaş perişan. Söylemeye gerek yok ki artık. Nasıl düzeleceğiz peki, çare ne? Abi AK Parti gidecek, düzelecek. Gider mi AK Parti? Gitmez. Neden gitmiyor peki? Gitmez abi, temel atılmış artık. Biraz zor gider. Bir değişim şart mı Türkiye? Abi şu anda bu seçimde gitmediyse artık hayata gitmez. Değişim şart ama biraz zor. Peki sığınmacı sorunu var mı? Türk bulamıyoruz artık. O biraz artık abi millete sorun. Zaten yabancısının her yerde var. Ama bizi biraz aştı. Biraz fazla mı bizde? Bizde aştı. Bayağı var hem de. Teşekkür ederim. Ben korkuyor vatandaş. Ne? Ekonomi mi sorun? Ekonomi abi ne durumda? Ekonomi bitik zaten, ekonomide bir durum yok ki. Yani. Neden kim abi peki? Devlet bitirdi. Hükümet. Hükümet bitirdi. Oy verdik mi bu hükümeti? Verdim. Bir pişmanlık var mı abi? Vermem daha, bitti. En daha yok. Neden vermiş? Sığınmacılardan dolayı ekonomik mi, sağlık mı, adalet mi? Ya sığınmacılardan dolayı da zaten var. Adalet de yok. Yani ekonomi bitik. Her şey bitti ülkede. Daha ne vereceğim ki? Bundan sonra asla yok. Nasıl düzelecek bu cennet vatan peki abi? Cennet vatan düzeltmek bitmişler, ne düzelecek? Düzelecek bir şey yok böyle ki. Böyle bir coğrafya hak ya, ediyor mu abi bunları peki? Etmiyor tabii, niye etsin? Ya şöyle bir şey bak, diyor ki çalışan emekli diyor, 5000 lira yok diyor. Dün akşam sinir krizi yaşadım. Ben çalışmıyorum, bana verecek ama çalışan emekli var. Ne için çalışıyor? 7500 lira maaş alıyor. Kiraları aldı başını yürüyor. 20-30 bin lira kira. Aynen. Benim ev sahibi arıyor. 3 bin lira kira verdim diyor ki 12 bin lira diyor. Hangi adalet bu ya? Hayır, adalet ya? Merak etme. Nasıl bir ülke ya? Güzelcek. 3 bin lira, 3 bin lira kira. 12 bin lira nasıl oldu ya? %25 diyor, artırın diyor. Fazla artırmayın. Vatandaşın kapıya gelip dayanıyor. Bıçaklama var, kavga var, gürültü var. Hani nerede bu devlet? Adaletlerine zaten ülkede bir şey bırakmadılar ki. Daha ne olsun? Ülke bitti. Yani ülkeyi bitirdiler, gittiler. Ha bir tasarruf diyor. Diyor ki tasarruf yapın diyor. Kendileri tasarruf etsinler. Saraylarda otururlar. Bindikleri Mercedes arabalar var. Dayı, ona tasarruf etsinler. Kalmadı ki. Ya ne kemeri kardeşim, ne kemerden bahsediyorsun? Biz kemeri sıkalım. Onlar Mercedes'e gelsin, keyif sürsünler. Peki bu evlatların gelecekleri ne olacak? Gelecek yok ki abi, gelecek yok. Bak işte okula yollayamıyoruz, sıkıntıda. Bir okul masrafı 20 bin lira. İşte iki kişi çalışsa kirayı mı verecek, çocukların okulu mu? Kreşe versek 12 bin lira. Bir kişinin maaşı oraya gitti, 20 bin lira kira nasıl geçinecek? Bugün şey yapsan sıkıntıda, faturayı ödeyemeyeceksin, karnını doyuramayacaksın. Yine sıfıra sıfır. Hiçbir şey yok. Artık AKP'ye
değil oy, tırnağımı kıpırdatmam. Bu verdin daha öncesinde? Ben vermedim. Ben vermem. Bak veren orada. Pişman olduk mu ablam? Ben aslında pişmanlıktan kastım adalet konusunda ben pişmanım. Yani direkt böyle insanların illaki sosyal medyada çıktıktan sonra mı illegal işleri ortaya çıkacak? Bunu araştıran insanlar niye araştırmıyor? Hani niye biz gördükten sonra bunlar? Herkes ondan sonra altı tozlarını atsın. Bu ne demek ya? Ondan sonra mı çıkacak yani? Hani açıklayınca, bunlar çıkınca ortaya tamam. Ama çıkmazsa tamam, herkes yolunu götürsün. Ben yol götüremiyorum. Yol götürenleri de istemiyorum. Benim diyeceğim bu kadar. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Geleceğimiz yok ki. Ne geleceği? Geleceği kim istiyor ki? Gelecek yok. Ben bugünüme bakıyorum. Geleceğe bakamam. Peki geleceğe bakmam için cebimde çok milyonlarım olması lazım. Sığınmacı sorunu var mı? Bu sığınmacı milli güvenlik sorunu oluşturur mu ileride, Allah galiba korusun? Galiba onu hallettiler ama ya. O kadar sığınmacı göremiyorum. Önceki gibi göremiyorum. Yani yalan yok. Ben sadece adalet konusunda sıkıntılıyım. Yine İBB'den 500 geliyor da çocuklara süt çikolata alıyoruz. AKP onu da yapmıyor abi. Kolay gelsin. Teşekkür